Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahi nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillah fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْزُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالَى فِي آيَةٍ اُخْرَى اَسْتَوْزُ بِاللّٰهِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَاَنَّهُ اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Ve kâle Allahu Teala fi ayetin ukhra estağfirullah vel asri innel insane lefi husr ila ahiris sure sadakallahul azim. Okumuş olduğum ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak mal olarak birinci okuduğum Haşr suresi 18. ayette şöyle buyurur: Ey iman edenler, Allah'tan korkun, takva sahibi olun ve herkes yarına ne hazırladığına bir baksın. Allah'tan korkun çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. İkinci okuduğum Enfal suresi 24. ayette: Ey iman edenler, size hayat verecek şeylere çağırdığı zaman Allah'a ve Resulüne icabet edin. Ve bilin ki muhakkak Allah kişiyle kalbi arasına girer ve siz gerçekten ona götürülüp toplanacaksınız buyurulur. Son okuduğum surenin ilk ayetinden itibaren mal olarak asra, zamana, çağa yemin olsun ki hiç şüphesiz insan hüsrandadır, zarar ve ziyandadır. Ancak iman edip salih amel işleyenler, hakkı ve sabrı tavsiye edenler hariç deniliyor. Sevgili kardeşler, Hicri olarak bir yılı daha tamamlamak üzereyiz. 31 Ağustos da yani 8 gün sonra Muharrem ayının birinci gününü idrak etmiş olacağız. 1440'ı tamamlamış, 1441 yılına girmiş olacağız. Hicretle alakalı değerlendirmeleri önümüzdeki hafta yapmak üzere bugün Müslümanın zamanı konusunda ve daha çok bir günü 24 saatini nasıl geçirmesi, nasıl planlaması konusunda bazı değerlendirmeler yapmaya çalışacağım inşallah. Evet, Kur'an-ı Kerim'de zaman kavramı 600'ü aşkın ayet-i kerimede değişik boyutlarıyla ele almıştır. Ve İslam'a göre Müslümanlar zamanın mutlaka kıymetini bilmek mecburiyetindedir. Zamanla imtihan olmaktadırlar. Zamanı hakkıyla değerlendiremeyen insanlık husran ve zarar içerisinde olduğu ısrarla vurgulanır. Müslümanlar hayatlarını, geleceklerini, kader senaryosu kendilerine ne yazdığı bir meçhuliyet olmakla birlikte planlamaya çalışmalı, programlı bir hayatı yaşamaya gayret etmelidirler. Bir günlük hayatta şu beş esas dikkate alınarak plan yapılır, yapılmalıdır Müslüman için. İbadete ayıracak zamanlarını tespit etmesi, helal kazanç için çalışacak zamanını ve işini ona göre değerlendirmesi, planlaması gerekir. Üçüncü olarak muhasebe ve tefekkür için Müslümanca yaşamanın gerektirdiği davetçi ve dava adamı özellikleriyle alakalı hususlarını planlaması gerekir. Dördüncü olarak
ailesiyle Müslümanca eğitim konularında zaman ayırabilmek, onları yetiştirebilmek için zamanını planlamalı. Beşinci olarak da bütün bunları yerine getirebilecek imkanı sağlamak açısından istirahatlerini, dinlenmesini bir plana bağlamalıdır. Yani Müslümanların hayatları böyle rastgele olmamalı, her şeyiyle planlı, programlı, ölçülü, sistemli bir esasa bağlanmalıdır. Böyle olursak Allah'ın rızasına çok daha uygun şekilde zamanımızın kıymetini değerlendirerek hayat imtihanını geçirmiş oluruz. Meşhur bir söz vardır. İşte din hayatımızın çimentosudur. Din hayatımızda vazgeçilmez öneme sahip zaman dilimleridir gibi. Evet. Din, İslam hayatımızda çok önemli bir zaman dilimi filan değildir. Hayatımızın tümüdür aslında. Yani sadece çimento görevi filan yapmaz, hayatımızın esasını teşkil eder. Okuduğum ayette hatırlarsanız, size hayat veren mesajları konusunda Allah ve Resulüne icabet edin denilmişti. Dolayısıyla hayat nedir? Allah ve Resulünün davetlerine uymaktır. Ona icabet etmektir. Onun dışında canlı cenaze durumuna gelmiş oluruz veya gerçek anlamda hayattan kopmuş, Müslümanca güzelliklerin uzağına gitmiş oluruz. Müslümanın dinlenmesi de çalışması da Müslümanca olursa ibadet kapsamına girer. Kur'an bildiğimiz gibi çalışarak dinlenme esasını insanlara teşvik eder. Çünkü insan vücudu, organları istirahat etmek, dinlenmek üzere değil, çalışmak üzere yaratılmıştır. Vücudumuzu dinlendirmek için, onları hareket ettirmek, sağlıklı tutmak için onları kullanmak gereği var. Göz yorulduğu zaman söz gelimi kapatarak göz dinlendirilmez. Daha uzak ufka bakarak gözü dinlendirmiş oluruz. Aklı dinlendirmek için de, zihni dinlendirmek için de bir işten yorulduğumuz zaman başka bir işe geçmek dinin tavsiye ettiği nedir? Esaslardan biridir. Feyza feragte fensab ve ila rabbike fergab ayetlerinde ifade edildiği üzere. Yani bir işi bitirince başka bir işe başla. Yaptığın her işte Rabbine yönel, onun rızasına yönel anlamında. Evet. Müslüman her gün geçirdiği 24 saatini Allah'a hesap vereceği, onun her davranışımızı gördüğü bilinç içerisinde yaşamalı ve o hayatını ibadete yöneltmeli. Evet. Şeyle Hicri takvimden yola çıkarak bazı yanlışların ıslahını önce vurgulamış olayım. İslami ölçüler içerisinde diyeyim, zamanı nasıl değerlendirmek, zamanı nasıl tanımak gerekiyor? Tabi Hicri takvimle miladi takvim arasında başlangıç esasından yola çıkarak ibadetlerin özellikle aylarla alakalı taksiminin oruç gibi, bayramlar gibi hilal takvimine göre olduğunu unutmamış olalım. Başlangıçtan tutalım da diğer namaz esaslarına kadar hicri takvimle miladi takvim arasında hayli farklar vardır. Kısaca hatırlamış olalım. Hicri takvim 354 gün sürer.
aya göre, ayın hareketlerine göre değerlendirilir. Miladi takvimle arasında 11 günlük bir fark vardır. O yüzden 33 yılda bir yıl hicri takvim daha fazla olur. Yani Peygamberimiz miladi takvime göre 63 yıl yaşadı. Hicri takvime göre miladi takvime vurduğumuzda 61 yıl diye karşımıza çıkar. Yani 61 yaşındaki bir kimse hicri takvime göre 63 yaşında sayılabilir. Günler akşam namazıyla birlikte başlar hicri takvimde. Fıtri olarak gün batar ve yeni bir gün başlamış olur. Akşam söz gelimi bugünün akşamı, akşam namazı, cumartesi gününün akşam namazıdır. Yani güneş batınca cuma günü bitmiş olur. Cumartesi akşam namazıyla birlikte başlamış olur. Cuma akşamı tabirini hatırlarsanız, perşembe gününün akşam ve yatsı namazı için kullandığımız gibi. Yine namaz vakitleri güneşe göre veya zamana göre değerlendirmekten öte namaz vakti tayin ederdi. Vakte uymaz, vakit namaza uyardı. Yani her gün öğle namazı saat 12'de icra edilir, ikame edilirdi. Yaz kış değişmez. Öğle namazı saat 12'de. Peki zaman değişiyor, nasıl olacak? Saatler ayarlanıyordu, saatler değişiyordu. Yani namazlar değişmiyordu vakit yönüyle. Vakitler namaza göre uyum sağlıyordu. Vakti bile namaza göre değerlendiren insanlar kendilerini de namaza göre değerlendirmek aslında zorunda hissetmeliler. Gün namaza göre 5 ayrı dilime bölünmüş. İşte akşamla başlıyor gün, sonra yatmaya hazırlık zamanı diyebileceğimiz bir zaman dilimi, sonra yatısı namazı diye ifade edebiliriz. Yani namazdan sonra başka şeyle vakit geçirmeden erken vakitte istirahat etmek. Peygamberimizin sünnetinde yatsı namazından sonra pek sohbet etmek, ne yapmak, uyanık vakit geçirmek pek fazla görülen bir durum değildir. Erkenden ne yapardı? Peygamberimiz istirahate çekilirdi yatsıdan sonra. Zaten Allah tabiatı o şekilde yaratmış, lambasını söndürmüş akşamla birlikte. Diğer hayvanlar da genellikle ne yaparlar? Bekçi olan bazı varlıklar hariç diğerleri istirahate çekilirler. Allah'ın lambası söndürdüğü için. Yani geceleri istirahat için yaratmış, gündüzleri meişet için yaratmış. Kur'an'da ifade edildiği üzere. Erken yatılacak ki gece teheccüde kalkılabilsin. Gece Allah'a da vakit ayrılması gereken önemli bir zaman dilimidir. Sarhoşların uyuduğu, isyankarların yatağa yattığı bir zaman diliminde Müslüman sabah namazından önce ne yapar? Horozların müezzinliğiyle geceye son verir. Allah için kıyama kalkar. Müzzemmil suresinde ifade edildiği gibi gecenin yarısını veya yarısına yakın zamanını ne yapar? Allah Resulü'nün sünnetine uyarak. Ashab öyle yapmıştı, şuurlu müminler de öyle yapmaya çalışır. Kur'an okur, tertil üzere, teheccüd yapar. Peygamber bunu mutlaka yapardı, onun için farz durumundaydı. Müslümanlar da hiç olmazsa 2 rekat, 4 rekatlık bir teheccüd namazı ve salim kafayla, dinlenmiş bir zihinle tefekkür ede ede tertil üzere Kur'an okumaya çalışırlar.
sabah namazından biraz önce. Sonra sabah namazıyla ne yaparlar? Hayata, gündüze, aydınlığa adım atarlar. Eleyse subhu bi karib der Kur'an. Gece kısa bir zaman içerisinde karanlıklar dağılır. Aydınlıklar sabah yaklaşır. Dolayısıyla geceyle başlar hayat ama o devam edip gitmez. Sabahın, gündüzün aydınlığı kısa bir zaman sonra kendini gösterir. Evet, gece doğal bir lambadır. Halk Edison'a yer yer dua eder, gecemizi gündüz yaptı diye. Aslında fıtratın değiştirilmesidir, bozulmasıdır bu. Geceleri insanlar istirahate ayıracakları vakitleri maişete veya başka şeye ayırırlar. Eğlenceye, televizyonlara vesaireye çokça insanlar meyletmiş olur. Uykunun kalitesi de düşer tabii geç yatıldığı müddetçe. Vardiyacılık bu insan fıtratını da gerçekten hasta etmeye yeterli bir problemdir diye düşünüyorum. Evet, sabah namazıyla birlikte gündüz hayatı başlar. Tabii o seher vaktidir. Bülbüller öter, horozlar müezzinlik yapar. Efendim, hava, atmosfer tertemiz, berrak bir şekilde çiçekler kokularını salar. Tabiat uyanır, canlanır sabah vakti. O saatlerde insanın uyuması hiç de tavsiye edilen bir durum değildir. Hani bir şair öyle demiş, yatma seherde uğrarsın der de, söyle her yerde la ilahe illallah mıydı? Evet. Gündüz maişete zaman ayrılmış, hayatın, rızkın sahibi olan Allah unutulmadan ne yaparız? Helal yoldan maişetimizle meşgul oluruz. Tabi her şeyin ibadet olabileceği bir ölçü içerisinde din hayatımızı tanzim etmemizi ister. Eğer haramlardan kaçar, helal bir ticaretle, helal yoldan rızkımızı kazanmaya çalışırsak ve ailemiz başta olmak üzere helal yollara sarf edersek bu çalışmalarımız, gayretimiz de ibadete dönüşür. Tabii Müslüman çalışırken, diğer işlerle uğraşırken Allah'ı unutmaz, dinin emirlerini, yasaklarını unutmaz. Her şeyden önce faiz gibi, insanları kandırma gibi, hileli ticaret gibi yanlışlardan sakınır. Dünyevileşmez. Müslüman olduğunu unutmaz. Allah'ın her konuda kendisini gördüğünü ve her yaptığının amel yönüyle sevap veya günah hanesine kaydedildiğini unutmaz bir mümin. Evet, ibadetlere mutlaka yer ayırır demeyeceğim. Yer ayırır demeyeceğim. Çünkü ibadet esastır. Ona bir yer ayrılması düşünülmez. Niçin yaratıldık? Geçim için, seçim için, maişet için değil tabii ki. İbadet için yaratıldık. Yani ibadet esastır. Ona bir zaman ayırmak yerine esas onunla hayatımızı idame ettirmek, ikame etmek, onunla hayatı hayat haline getirmek gerekir. Ha, fırsat buldukça maişet içinde zaman ayırırsınız. Dünyayı da unutmazsınız. Dünyayı da unutmazsınız. Olay bu. Yoksa Allah'ı da unutmayacak, Allah'a da bir parantez açıp onu oraya, ibadetleri oraya sıkıştıracak bir durum bir Müslüman için yakışık almaz. Vakit yetmez diye bir şey yok arkadaşlar. Önemsediğimiz her şey için zaman buluruz. Yeter ki önemsemiş olalım. Vaktim çok yoğun diyen insanlar, halbuki teknolojik araçlar, aletler
bolca insana geniş zaman bırakmak için bu iddiayla ortaya çıktılar. Otomobiller, evde bir sürü araç gereçler. Ama buna rağmen kişi Allah'a bile vakit ayıramıyor, kendine vakit ayıramıyor. Allah'ı da unutmanın bir cezası olarak kendisini bile unutmuş, unutturulmuş olabiliyor. Evet, modern yaşayış biçimi maalesef bizim düzenimizi, fıtratımızı, biyolojik saatimizi bozdu. Fıtratımızı tahrir etti. Keşke tümüyle geceler istirahate ayrılmış olsa, güneşin doğmasıyla başlayan mesaiye uymuş olsaydık, mümkün ki nice hastalıklarımız da fıtratın bu tahrir edilmesiyle alakalı bir ceza olarak fıtratımız bize ceza olarak bunları uygun görüyor. İnsan 24 saatte neler yapar, neler yapması lazım? Tabii herkesi makine gibi standart bir konuma oturtamayız. Hatta her insan da her gün aynı şeyleri rutin olarak yapmayabilir. Ama her Müslüman şunları her gün yapar. Öncelikle her gün inancını korur. Şirk ve küfür rüzgarlarının çok şiddetli estiği, kişinin dört tarafından değil 14 tarafından işgale uğradığı ve haramlara teşvik edildiği böyle bir ortam içerisinde Müslüman her şeyden önce imanının gereklerini yerine getirir. Şirkten, küfürden, nifaktan tümüyle uzaklaşır. Tevhidi inancını korumaya çalışır. O inancın salih amellerle istikamet bulacağı, korunacağı unutulmamalıdır. Tabii temizliğini yapar, namazını kılar. Bir mümin hele dava adamıysa emri bil maruf nehyanil münker görevini ihmal etmez. İhtiyacı olanlara nasihat eder. Bunun altyapısını oluşturup tabii kendi azığını almak için günlük Kur'an-ı Kerim'le ilgili dersler yapar. Kainatla bir kul ilişkisi içerisinde kainata hikmetle bakarak onunla aynı Rabbe kul olduğunu değerlendirir. Yani her şeyin bir ibret içerisinde boşuna yaratılmadığını değerlendirir. Yemeğini yerken Allah'a şükreder ve helaldan kaçmaz. Namazlarını vaktinde eda etmeye çalışır. Ailesini, çoluk çocuğunu ihmal etmez. Onlarla akide dersleri, Kur'an dersleri, tefsir dersleri yapmaya çalışır. Ailesini ihmal etmez. Gecesini istirahat için değerlendirir. Dolayısıyla Allah'ın nimetleriyle karşılaşınca şükreder, zorluklarla, musibetlerle imtihan olduğunda da sabretmeye çalışır. Müslümanca yaşamaya, Müslümanca ölmeye gayret eder bir kimse. Evet, hayata bir defa geldik, öyleyse yiyip içelim, eğlenelim diyen bir materyalist zihniyete karşı bir anlayış ile bir Müslüman dünyaya bir defa geldi, ahirete de bir defa gidecek. Her yaptığının imtihan olduğunu, her sözünden, her davranışından sorulacağını unutmaz ve ona göre yaşamaya çalışır. İnsanımız maalesef günde ortalama 6 saatini televizyon ve bilgisayar karşısında geçiriyor. Ama 10 dakika bile kitaba vakit ayıramıyor. Dolayısıyla hele Allah'ın kitabına ciddi manada vakit ayıran insanımız çok çok az konuma geliyor. Evet. Zamanımızı ne yapmamız lazım? Bize ihsan eden Allah'a, onun dinine,
onun yarattığı güzelliklere ayırmak ve zaman bilinci içerisinde Müslümanca yaşamak, güzellikleri, fıtratı kaybetmemek gerekiyor. Allah Resulü malum hepinizin bildiği meşhur bir hadisinde insanların çoğunun aldandığı, kıymetini bilmediği iki şey vardır. Birisi sağlık, biri de boş vakit der. Dolayısıyla aslında boş vakit yoktur. Boşa geçirilen vakitler vardır. Boşa geçirilen vakitlerin de Allah'ın verdiği nimetleri çarçur etmek anlamına geldiğini unutmayalım. Ömrü güzel olup da amelleri de ömrü uzun olup da amelleri de güzel olan insanlardan olmaya dua edelim, gayret edelim inşallah. Hayatımızı bize tümüyle nimet olarak ihsan eden Allah'a o nimeti kendi yolunda kullanarak şükretmiş bir kul olarak hayatımızı geçirmeye inşallah gayret içerisinde yaşayalım. Evet. Rabbim hepimize Müslümanca bir ömür, Müslümanca bir ölüm nasip etsin inşallah. Hayatımızın her zerresini hesabını verebilecek şekilde, güzel bir şekilde yaşayan, hatalar yaptığımızda tevbe çeşmesinde arınıp tertemiz hale gelen, dolayısıyla arınmış bir vaziyette temiz bir şekilde yaşayıp ölen samimi müminler zümresine Allah bizi de katsın inşallah. Ela inne ahsenel kelam ve eblegan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ kur'el kur'an festemi'u leh ve ansitû leallekum turhamun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallâhil islam. Sadakallâhul azîm.